Şimdi dün itibariyle arka arkaya açıklamaları da gördük. Tartışmalar neydi? Bu arada yurt dışı oylar var. 73 ülke 156 yerde biliyorsunuz noktada oy kullanıldı. Yurt dışı oyların sayım işlemleri devam ediyor. Orada da gece boyunca başka tartışmalar da yaşandı. Şimdi başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gece boyunca kürsüdeydi. Ardı ardına açıklamalar yapıldı. En çok tartışma sandıklara CHP'nin fazla çıktığı sandıklara itiraz ediliyor ve seçim sonuçlarının girilmesi gecikiyor şeklindeydi. Gece boyunca bu tartışmayı yaşadık. İki belediye başkanı da aynı anda kendilerine gelen sonuçlarla işte bu tartışmaların yaşandığı ortamı bize aktardılar. Yine Kemal Kılıçdaroğlu önce algı operasyonu yapmayın, oyların sayımını geciktirmeyin çağrısı yaptı. YSK'ya seslendi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gecenin ilerleyen saatlerinde balkon konuşması yaptığını gördük. Kazanan milletimiz oldu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur isteniyorsa başımızın üstüne açıklaması yaptı. 6 lider kürsüye çıktı ve Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı bu mesajı verdi. Yani seçim ikinci tura Cumhurbaşkanlığı seçimi kalmış görünüyor kesin olmayan sonuçlara göre. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir kez daha oy kullanacağız. Bakın biz aktardık ama arkadaşlarımız haberde daha derli toplu sizlere iletiyor. Neler yaşandı, ne oldu, nasıl bir sonuçla karşı karşıyayız bir de haberimizde izleyelim. %50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek. 85 milyon nefesini tuttu. Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanıyla yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Ancak sonuçları dört gözle beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde galip çıkmadı. Son dönemin en yüksek katılımlı seçiminde Cumhurbaşkanlığı için yarışan 3 adaydan herhangi biri %50'nin üzerinde oy alamadı. Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyları Anadolu Ajansı verilerine göre yaklaşık %60 seviyesinden başladı. Kademeli olarak gerileyen oylar %50'nin altına düştü. Milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek. Anka Haber Ajansı'nın verilerine göre ise 14 Mayıs sınavına Kemal Kılıçdaroğlu önde başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Erdoğan'ın oyları yükselerek Kılıçdaroğlu'nu geçse de %50 barajını aşmaya yetmedi. Ve Türk milliyetçileri, Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar. Ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, anketlerin işaret ettiğinden daha yüksek oy alan Oğan, ikinci tura kalan seçimlerin en kritik ismi oldu. 55 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı 190.736 sandık 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha kurulacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olmak için Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha yarışacak. 29 Mayıs'ta Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı belirlenmiş olacak.